Dijitalleşen dünyaya, KOBİ e-finans ile uyum sağlayan veya sağlamak isteyen herkese merhaba. Ben Ece. Bugün sizlere geleneksel ticarette uzun yıllardır var olan ve e-ticaretle birlikte herkes tarafından ulaşılabilir hale gelen C2C iş modelinden bahsetmek istiyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. C2C nedir? Açılımı customer to customer, Türkçesi müşteriden müşteriye olan C2C iş modeli, alıcı ve satıcı tarafların ikisinin de tüketici olduğu süreci ifade eder ve kurumsal yapılar bu tedarik zincirinde yer almaz. Genel olarak ikinci el alışverişleri içeren bir iş modelinden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. C2C iş modeli nasıl çalışır? C2C çoğunlukla bu iş modeli için hazırlanmış e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden çalışır. Şöyle ki bir tüketici C2C e-ticaret sitesinden hesap oluşturarak mağazasını kurar. Ürünlerini mağazasına ekleyerek satışa çıkarır ve ihtiyacı olan bir başka tüketici online siparişle bu ürünü satın alır. İkinci el ürünlerin daha ön planda olduğu C2C iş modelinde tüketiciler ihtiyaç fazlası ürünlerini satarak da paylaşım ekosisteminin bir parçası olmuş olurlar. Bunun yanında el yapımı veya kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünlerini de satışa çıkarabilirler. C2C iş modelinin özellikleri nelerdir? Kurumsal bir firma olmak zorunda kalmadan satış yapabilme imkanı C2C'nin en önemli özelliklerindendir. Antika, nostaljik gibi nitelikler taşıyan ve artık üretimi yapılmayan ürünlerin de satılabiliyor olması bu ticari faaliyetleri değerli kılar. Ürün çeşitliliği çok fakat satış hacmi küçük bir iş modelidir. Ödemeler geliştirilen güvenlik sistemleri sayesinde daha kolay ve güvenilir hale gelirken platformların komisyon ücretleri kar paylarını düşürebilir. C2C iş modelinde ikinci el ürünlerin satışı söz konusuysa sabit bir hedef kitleden bahsedilemezken el yapımı ürünlerin satışı söz konusu olduğunda ortaya koyulan ürün o kategoriye ilgi duyan tüketicileri hedefler. Son olarak kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri C2C'de oldukça önemli ve destekleyici bir rol oynar. C2C modelinin avantajları, dezavantajları ve iş modeli örnekleri hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için açıklama kutusundaki linke tıklayarak blog yazımızı okuyabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.